Gerçekleri. Kulaklığın kendisi gibi. Oh my god. <laughs> Mıkatıslı alüminyum üzerinde MDR zevre yazan bir kapakçık var. Şöyle açalım. Bir sunum nasıl lüks yapılır? Serial number 2959. Hocam 2959. MDR zevreymiş. Acaba Kaç tane üretmişler? 10 bin tane üretmişlerdir. Yıl 2016. IFA Berlin fuarında Sony'nin ağzından ilk kez MDR-Z1R kelimesini duyuyoruz. Bundan 3-5 ay sonra 2017'de kuruluşlarının 70. yıllarına özelde resmi olarak tanıtılıyor. Bir süredir kulağımı şenlendiren bu efsanevi kulaklık, bu muhteşem kulaklık high-end audio pazarının elmaslarından arkadaşlar. MDR Z1 R Sony'nin en iyi kulakları. Bir insan kulağından daha büyük yüzey alanına sahip 70 mm. Magnezyum diyafram devasa sürücü, gerçek kuzu derisi kulak yastıkları. Gövdeye sabitlenebilir gümüş kaplamalı bakır kablo ve kesinlikle rezonansa sokmayı başaramadığım paslanmaz çelik kaplama dış yüzeye sahip oyuklu devasa kabin. Duymaktan öte, işitsel sistemimizin tamamında hissedeceğiniz yoğunlukta hızlı, kaliteli ve yüksek çözünürlüklü bas cevabı üretiyor. V karakterli sunumun öncelerinden Sony, 4 Hz'den başlayıp 120.000 Hz'e kadar tepki verebilen bu sürücüyü muazzam bir enerjiyle besleyerek sonucu ısırıcı, zaman zaman keskin olabilen ama bence parlak olarak nitelendirmeyeceğim detay ve çözünürlük odaklı agresif bir canavar olmak üzere geliştirmiş. Sony kim ola ki Hayat Audio pazarına hükmedebilecek böyle üst düzey bir kulaklık üretip burada bir hak iddia edebiz. Sony dediğimiz firma işte VF1000XM4 gibi, VH1000XM5 gibi tüketici pazarına hitaben kulaklıklar üretmiyor mu? Arkadaşlar Sony deyip geçmeyin sakın. Eğer siz de benim gibi bir ses tutkunuysanız bu hobiye başlama sebeplerinizi yaratan sebepleri oluşturan firmaların başında Sony geliyor. 70 senelik muazzam bir ses fiziği ve akustik üzerine bilgi birikimi, muazzam bir ardı gücü, arkasında artık ardı kesilemez bir bütçe, Sony istediği zaman ses konusunda bir şeyin en iyisini yapabilecek bir firma. Bu ikisi ve Japon inadı birleşince ortaya çok aykırı ürünler çıkabiliyor. Ülkemizde Sony High End Audio pazarında sık sık güncellenmese de dünyada bu High End Audio'nun birçok kategorisinde birçok özel ürüne yönelik çözümler sunan bir firma Sony. İşte müzik çalarlar, kulaklıklar, amplifikatörler, CD playerlar gibi kategori kategori bu firma hayat audio'nun her noktasında bizim biz bizim çok öncemizden beri yani benim yaş grubumun çok öncesinden beri benim babamların dedenlerin geçtiğinden beri burada büyük çalışmalar yapıyor burada hak iddia edebilecek bence en ee, eski firmalardan Focal Utopia, Clear MG. bak Clear MG burada mesela. Sennheiser HD800S, HD600 gibi kulaklıklara alışmış biri olarak. Bunların çünkü tonal karakteri gerçekten hani ayırabilirsin o saydıklarımı bir yana. MDR z rayı bir yana. Bunlara alışmış biri olarak ben MDR z rayı beğeneceğimi düşünmüyordum. İlk yarım saatte öyle oldu. Etkileyici geçmeyen ilk dakikaların aslında bu kulaklık ilk başta bazı astronomik müzik çalarlara takmamla da alakası olmuş olabilir. Çünkü Birbirlerini çok iyi tamamlayamadılar bence. Ama asıl alakanın kulaklarımın Z1R'ye alışma süreciyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Dinlemeye devam ettikçe bu performansa kendimi daha ve daha fazla kaptırdığımı fark ettim. Birkaç saat sonra özellikle ertesi gün Z1R'yi acaba nereden bulabilirim diye araştırma yapıyordum. Hatta Sony Türkiye'de çalışan bir arkadaşıma bile ulaştım. Hani Türkiye'de şu an satılmadığını biliyorum. Hiç mi bir yerden bulma yolumuz yok? Hiç mi bir yerde stok yok? Bunu soruyordu Mesut. Dünyanın en yüksek çözünürlüklü kulaklığı değil Zyber'e. Focal Utopia. Hadi arkası kapalı bir örnek vereyim. Focal Stellia. Rahatlıkla daha çözünür. Dünyanın en geniş sahneli bir kulaklığı değil Zyber'e. HD 800S. Hadi yine arkası kapalı bir örnek vereyim. HD 820. Bu sefer rahatlıkla değil. Bunda sahnesi çok geniş çünkü. Ama daha geniş sahneli bir kulaklık. Dünyanın konforlu kulaklığı da değil Zyber'e. Çok konforlu ama. Yine de HD 820 mesela daha konforlu. z 1 çok iyi yaptığı iki şey var. İki şey z 1 Bir, yeteri kadar iyi. Yeteri kadar derken burada yine de çok üst düzey bir performanstan bahsettiğimin altını kırmızı renkte çizerim. İki, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. y 600 ve ie 900den örnek vereceğim şu anda. ie 900 analitikse, kritik dinleme yapmaya daha müsait bir kulaklıksa, bütün detayları en yüksek çözünürlükte ortaya çıkartma amaçlı bir tonak karakteri varsa iyi 600 daha müzikal olur. Mesela müzikteki duyguları açığa çıkartabilecek bir karakterdeyken diğer hani sesi açığa çıkartabilecek. En ince hataları ve en ince detayları açığa çıkartabilecek bir karakterdi. MDR Zebir benim için müziği temsil etmeye başladı resmen. Benim müzikal kavramım buna çok yakınmış. Onu fark ettim. Zebirre'yi dinlemek pek keyifli ve özellikle bas cevabı dibine kadar bağımlı edici. Dibine kadar derken bu kulaklık 4 Hz'den 120.000 Hz'e kadar tepki verebilen 70 mm devasa sürücülere sahip. Bu bas cevabının muazzam kalitede ve muazzam yoğunlukta, o eğlenceli yoğunlukta üretebiliyor olmasının yanı sıra o kadar da detaylı üretebiliyor. Bu bas cevabı bu kadar büyük bir sürücünün muazzam bir hava itme gücüyle beraber sadece duyurtulmuyor, hissettiriliyor. Ayrıca kullandığım en konforlu kulaklardan birini olduğunu da eklemeliyim. HD820 bir tık daha konforlu ama MDR-Z1R'ye çok konforlu bir kulaklık diyebileceğim kadar da arada fark oluşturmuyor. MDR-Z1R çok konforlu bir kulaklık. Muazzam malzeme kalitesi. Birazdan detaylarına geleceğim. Böyle plastik gibi duruyor değil mi? Alakası yok. Plastik falan değil. Teker teker bütün malzemelerine geleceğim. Ve kutu içerisindeki resmen tatmin edici sunumuyla birlikte, o lüks sunumuyla birlikte bir mücevher. Z1R her o defilin sahip olmak isteyeceği bir kulaklık olmasa da kesinlikle benim kulaklığım ya. Vallahi bak şöyle çok fazla heyecan yapacağım ürünler bulamıyorum. Bütün gün böyle fakül tapya falan dinleyince şeyler yükseliyor biraz üst limitler. Abi o kadar çözünür olmasın boş ver ya. Hani yeteri kadar iyi sesteki, sesteki yeteri kadar iyi kelimesini hep unutmamak lazım. Yani Kev Blade 2 ile de çok vakit geçirdim. Abi ağzın açık kalıyor böyle falan dinliyorsun. Ya bak Heresi 4 var. Heresi 4 dinliyorum o program olarak. Clip Heresi 4. Alakası yok. Çok daha düşük çözünürlüklü kalır Blade 2'nin yanında. Çok farklı bir karakteri var ama o kadar zevkli ki. Onunla blues dinlemek, jazz dinlemek, kadın vokal dinlemek o kadar zevkli ki. Ya yemişim diyorsun Blade 2 eğer o tür açıksa o an. Onu dinlersin. Ya daha farklı türler dinlerken Blade 2 de çok daha fazla böyle sarılarak onu tercih edebileceğim birçok müzik türü olabilir. Ama caz dinlerken abi, kadın vokalli bir caz dinlerken efsane abi, Otur Perisi 4 dinlersin. Hayatta Blade 2 açmazsın yani. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bir insan kulağından daha büyük 70 mm devasa sürücü. Ortası magnezyum. Yanları alüminyum kaplı. Ortası magnezyum devasa sürücü. Ortalama bir insan kulağı 65 milimetre falanmış. Bu ondan daha büyük. Bak. Bundan daha büyük sürücü. Şöyle oluyor sürücü. Karşılaştırdığın zaman. Şurayı aşıyor yani. Şöyle bir şey. Abi bu ne? Yani mesela hd 800 sürücüsü 58 milimetreydi galiba. Genelde hep 40 milimetre oluyor sürücüler genellikle yani hep ortalamada böyle bir değerden bahsedebiliriz 40-45. 53 mi 58 mi ne HD sin sürücüsü çok büyük falan deniliyor ha falan. Abi bu nedir? Hoparlör sürücüleri bu kadar büyük. Bu hoparlördeki sürücüler bu kadar büyük değil. Devasa bir sürücü bu. Bu devasa sürücünün avantajları oluyor. Ama e, sürücünün materyali de çok önemli. Hem tınının, tınının kaderini değiştiren bir şey bu hem de performans arttıran bir şey. Buradaki sürücü materyali iç motor yapısıyla beraber ne kadar sert ve ne kadar hafif olursa o kadar iyi bir transient cevaba ve o kadar çözünür bir karaktere sahip oluyor genellikle. Hani Utopia mesela berilyum kullanıyor. Değil mi? Çünkü niye? Çok sert ve çok hafif yani. Elime Focal Clear MC'yi aldım. Bunun da sürücüsü magnezyum çünkü. Bir çıkartayım hadi. Yani bir kulaklığın <laughs> tınısını verilen zibilyon tane faktör var. Bununla sürücüsü magnezyum, bunun da sürücüsü magnezyum da tınılların birbiriyle alakası yok. Bunu da bilin yani. Bas cevabı hakkında mükemmel bir şey söyleyeyim size. Bu 70 milimetre devasa, insan kulağından daha büyük magnezyum diyaframlı sürücü. Arkası oyuklu, paslanmaz çelik örgülerle tellerle örülmüş muazzam büyüklükteki kabin gövdeye sabitlenebilen gümüş kaplı Bakır kablolar kesinlikle rezonansa sokmayı başaramadığım işitsel sisteminizde duymaktan öte hissedebileceğiniz hızlı, kaliteli ve süper otoriter bir yoğunlukta bas cevabı üretebiliyorlar. V karakterli sunumun öncülerinden Sony 4 hersten başlayıp 120 bin kadar tepki verebilen bu sürücüyü muazzam bir enerjiyle besleyerek sonucu ısırıcı zaman zaman keskin olabilen ama bence parlak olarak nitelendirmeyeceğim detaylı ve çözünürlük odaklı bir agresif canavar olmak üzere geliştirmiş. Z1R bence hip hop ve elektronik müzik türleri ve benzerleri için muazzam bir tonal karaktere sahip. Ama aslında V karakterli olmasına rağmen hem parlaklığı rahatsız etmiyor hem basları diğer frekansların önüne geçecek boğucu bir karaktere evrilmiyor. Herkes yerli yerinde ve bununla birlikte orta frekanslar da çok geri çekilmiş vaziyette değil. Özellikle kadın vokalleri çok enerjik bir şekilde de duyabiliyorsun. Belki erkek vokaller sab basların altında biraz kalıyor olabilir ama yine de bununla caz dinlesen bu ne yav demezsin. Bununla klasik müzik dinlesen çok kötüymüş demezsin. Dengeli olması gereken yerlerde de dengeli olabilen bir kulaklık. Ama sen buna hip hop verdiğin zaman bir Drake verdiğin zaman, bir Jay-Z verdiğin zaman, işte Eminem beatleri verdiğin zaman, bir Night Noel verdiğin zaman ya da elektronik müzik açıp partiye start verdiğin zaman MDRZ1'e diyor ki işte benim alanımdasın kardeşim. Vereceğim sana bası. Öyle bir bas duyacaksın ki ağzını açık dinleyeceksin. Uf. Şimdi bunu gitar falan dinlediğin zaman Clear AMG ile belki daha doğal duyarsın o gitarı. Ama bunun... Yine de o dengeli olması gereken yerlerde dengeli olabilen tonal karakteri bence çok ciddi sınırlarla çizilmiş sağlam gövdesiyle gitara da böyle otoriter bir sunum verebiliyor. Hani bir İspanyol birinin gitar solosunu dinlerken bunda mesela kulağın yine boğucu olmayan bir şekilde, eğlenceli bir şekilde yine titreyebiliyor. Sen onu yine daha kapsayıcı bir sunumla dinleyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sanki teline daha yakınsın gibi. Burada sürücünün çok büyük olmasının ben büyük bir avantajını görüyorum. Şimdi bu Medere Zebire'nin bir frekans cevabına bakalım. Bu frekans cevabı Headfi'nin on binlerce dolar değerindeki ee, bu ölçüm cihazlarıyla kaydedilmiş. Telefonumu da açtım. Burada kamerayı alayım. Elimle nokta nokta gösteririm. Bir frekans cevabı yorumlarız. Bak buraya da göstermiş olayım kulaklığı. Belki daha farklı açılardan görme şansı bulursunuz. Abi çok güzel değil mi? Discord Mojo'daki de çok güzel eşleşiyor ya. 10 numara cihaz var ya. Bak ışığım burada. Siz de buradasınız. Bu da monitörümüz. Şimdi arkadaşlar. 95 desibel. 80 desibel minimumda. Ortalamayı 85 desibel alabiliriz. Tamam O da Precision cihazlarla ölçülmüş. Bu bayağı sağlam aletler. Bunu doğru referans alabiliriz diye düşünüyorum. Inner Fidelity'nin bir tane frekans çabı vardı. 10 kHz'de şöyle bir peak vardı. Ben onu saymıyorum. Ee, çünkü ben de öyle bir şey duymuyorum. Ve bunu baz almak istiyorum. Bence öyle bir şey yok benim duyduğuma göre. Ama şu 3 kHz'i duyuyorum mesela. Neyse. Bak. Sub basslara 50-60 desibel de. Tamam mı? Mid basslara da hani 200 desibele kadar falan de. 150 falan da normalde. Burada şu aralığın, sub bass, mid bass aralığının yaklaşık olarak 10 desibel diğer frekanslara göre fazla olduğunu görebiliyoruz şu frekans cevabına bakıp Sony vh 1000 xm yorumluyor olsak bunun boğuk olacağına ben yemin edebilirdim. Derdim ki arkadaşlar yani boğuk bir sunum duyacaksınız. Sıcak olmaktan öte boğuk bir sunum duyacaksınız. A, boğuk olacak ya. Boğuk olacak ya. Ama burada bu sürücü bu sürücü boğuk olmadan muazzam bir yoğunlukta bas üretip tertemiz bir cevaba sahip olabiliyor. Orta ve üst frekansların önüne geçmiyor kardeşim. Bak şimdi. Mid midler biraz şey kalıyor değil mi böyle? Diğer baslara göre biraz aşağı tarafta kalıyor. Şu ee, üstleri ben burada olduğundan daha yukarıda duyuyorum. Biraz şuralarda falan duyuyorum. Ama onu anlamak çok da kolay değil. Şuradaki 3 kHz peak'ini ben Mojo 2'imde kıstım. Bak şunu böyle açıyorsun. Mojo 2'de 4 tane equalizer yaptım buna. Ne yaptım? 20 Hz'i 10-20 Hz arasını e, 5 desibel arttırdım. Şunu 100'e çektim abi. Tamam mı? Şuralara dokundum. Buraya da dokundum. Doğru. Şurayı da 3 desibel falan arttırdım. Midleri. Biraz daha şöyle oldu. Şu mid bölgesine dokunmadım. Mid bası arttırmış oldum. 3 desibel falan. Mid bölgesine dokunmadım. 3 klaristeki peak'i 2 desibel kıstım. Şuralara falan geldi. Bu bazı enstrümanlarda kulak tırmalayıcı olabiliyor. Ve şuralara dokunmadan hava frekanslarını bu bölgeyi bir 2 desibel arttırdım. Mojo 2'yi alıyorsun eline. Tamam mı? Şu Şuraya iki kere tıklıyorsun. Şu an sub bass'tasın. Sub bass artı 5. Mid bass artı 4 artı 3 falan. Geldin ee, şu eksi 2. 3 bak turuncu eksi 2 ifade ediyor. Bir kere daha bastım mavi oldu. Bu da artı 2 olması lazım. Bu equalizer ile birlikte kulaklık benim o iyice beğendiğim karaktere bir tık daha yaklaşmış oldu. Ama burada baktığımızda görüyoruz ki ee aslında bu frekans cevabının ötesinde buradaki muazzam performans bu kadar büyük sürücü arkası oyuklu bu kadar geniş kabin bu frekans cevabının en iyi şekilde işlenebilmesi adına aslında bütünsel bir performansa sahip. Yoksa şuraya baktığımda benim diyeceğim şeyler çok daha farklı olurdu. Otoriter bir bas cevabı çoğu zaman high-end kulaklıklarda eksik bir nokta. Fokal kulaklıkları bunun üzerine biraz geçti. Buradaki fokal dinamik sürücüleri, kelimenin tam anlamıyla dinamik, hava iten, resmen uzun atım hareket eden, çok hızlı, yoğun alt frekanslar da üretebilen sürücüler. Arka açık kulaklarda bu ilk kurduğum cümleyi biz iyice ekstrem boyutlarda yaşıyoruz. Hayal yani kulakların çoğu da arkası açık oluyor zaten. Yüksek yoğunlukta alt frekans üretimi çünkü orta frekansların ve üst frekansların doğrusallığına ve çözünürlüğüne karşı bir tehdit oluşturabiliyor. Bu frekansların önüne geçebiliyor ya da genel sahneyi boğuklaştırabiliyor. Uzun dalga boyları, yüksek enerji ve oluşma ihtimali olan kabin rezonanslarının yanı sıra çok ciddi titreşimlerle şiddetle hareket halindeki sürücünün genel transiyent cevabı yavaşlatma ve e, bu çözünürlüğe zarar verme durumu oluşabiliyor. Transiyent cevap ne demek? Bu sürücüler ileri geri ile hareket ediyorlar ve gitmesini bildiği kadar durmasını da bilmesi lazım. Mesela amfilerde damping faktör diye bir şey vardır. Bu hoparlörün daha kolay durmasına yol açar özellikle büyük sürücü hoparlörlerde. Mesela bendeki Hegel H190 amfinin damping faktörü 4000 iddia ediyor ki ben büyük sürücülü hoparlörlerin, bu woofer'ların özellikle itmesini bildiğim kadar durdurmasını da bilirim. Bu yüzden hızlı bir cevabım vardır. Hızlı bir transient cevabım vardır. O ampilerle söz konusu olan bir şey. Burada da sürücünün e, genel yapısı, hafifliği, sertliği, genel transient cevabı belirleyen şeyler oluyor. Yine arkasındaki mıknatısın yoğunluğu, dolayısıyla buradaki manyetik alanın kuvveti gibisinden bir sürü şey var. Çok şiddetli bas cevabı üretirken ee, sürücü böyle 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 hareket ederken aynı zamanda minimal tiz frekansı üretmeye çalıştığı zaman buradaki transient cevapta düşüş yaşayabiliyor doğal olarak. Çünkü sürücü çok zorlanıyor. Anladın mı? Aslında arkasında güçlü bir mıknatıs bulunan iyi bir manyetik kuvvet oluşturabilecek yeteri kadar hafif, sert ve hızlı bir sürücü için yüksek ve orta frekans üretimi çok da zor bir şey değil bir sürücü bunu yapabiliyorken saniyede 10.000 defa 15.000 defa hareket edebiliyorken 20 defa 50 defa 100 defa hareket etmesini de bilir değil mi? Ama burada e, sıkıntılı olan şey bas cevabı üretmek değil. Bunu ciddi bir yoğunlukta üretmek. Sorunlara o yol açıyor. Arkası kapalı bir kabin içerisinde biriken yüksek alt frekans enerjisi bir kere rezonanslara yol açabiliyor. Şiddetli bir titreşim halinde gerilen sürücü bas frekans aralığının belirli noktalarını üretmeye çalışırken uzama limitine ulaşabiliyor. Bu frekans bandının tümünde ciddi bir anlık bozulmaya yol açıyor. Yine belirli noktalarda fazla uzayan diyafram önündeki ızgaraya temas edebiliyor. Mesela Focal Clear MG cidden önündeki ızgaraya temas edebiliyor. Ütopya bile bunu yapıyor. Ve en büyük sorunlardan birisi çoğu sürücüde yoğun alt frekanslar eşliğinde genel sunum boğuk bir yapıya bürünebiliyor. Dinlediğimiz çoğu hayant kulaklık Focal aslında buna dahil değil. Belki senaryolar buna dahil olabilir şu anda. İleride belki çok baslı modeller geliyor olabilir kim bilir. Ee, tedbirli davranıyorlar alt frekans cevaplarında. Şeffaflığı ve çözünürlüğü korumak adına burada biraz daha alt frekans yoğunluğuna kısıtlı yaklaşıyorlar diyebilirim. Bu genç o kitlenin sıkıcı bulduğu bir tonal karakterle sonuçlanıyor arkadaşlar. HD600 ilk üretildiğinde 1997'de oturup hip hop dinlen, dinleniyordu aslında. Eminem yine üretiyordu şarkılarını. Eminem'i rap denir, hip hop denmez ama bir sürü hip hop vardı o zamanlarda da. Fakat daha çok caz dinleniyordu, daha çok blues dinleniyordu, daha çok klasik müzik dinleniyordu. 1997'de şu anki gençlerin işte Türk gençlerinin mesela ezel dinlemesi yerine oturup Türk gençleri bile klasik müzik dinliyordu. Müzik türleri daha çok soft müzik üzerine kuruluydu bir tane gitar, bir tane davul, bir kadın vokal böyle ilerliyordu süreç. Bu yüzden bas cevabı yoğunluğuna çok da fazla ihtiyacı yoktu genç odifil kitlenin. Ama şu anda genç odifil kitle bu cevabı sıkıcı bulabiliyor. Daha enerjik sunum var Şu anki müzik türleri çünkü bunu gerektiriyor. Bunun önüne geçilebildiğinde ise işte yine yüksek çözünürlüklü, yine net, yine dengeli olabilen ama o çok eğlenceli sunuma sahip oluyoruz. Yani ya bir sürücü mesela 3 yolda bir hoparlör sürücüsü düşünelim. Ben evde bunu çok yaşıyorum. 12. woofer var benim sürücümde. Çok bassız şarkılarda, bas yoğunluğu çok düşük şarkılarda, kayıt öyleyse bas falan duymuyorum. Ama bazı şarkılarda öyle bir davul oluyor ki göğsüm titriyor. Yani bir sürücü bunu yapabildiği zaman bunu yapmalı. Anker Q'nun alt frekans yoğunluğu modu açık şeydeki gibi klasik müzikteki keman çalarken bile yapsın demiyorum. <laughs> Yapabildiği zaman çok yoğun yapsın. Ondan kaçınmasın yani. Çünkü bu bir eksik. Bu olmayınca tamamlanmıyor müzik. Ama yapmaması gereken yerde de o boğucu karakteri sürdürmesin. Dengeli olabilsin. MDRZ1 öyle. MDR-Z1R ucu orta ve üst frekanslara dokunmayan, bunların üretimine karışmadan yoğun karakteriyle kullanıcıda otoriter ve şiddetli bas enerjisinin yarattığı mutluluğu ve tamamlayıcı hissiyatı oluşturabilecek yetiye sahip bir kulaklık. Bu şahane. Çevirerek çıkardığımız kuzu derisi yastıkların içerisinde fibonacci desenine sahip bir ızgara görüyoruz. Sony bu ızgaranın üst frekansları yumuşattığını iddia ediyor. Ben bunun bilimsel cevabını, bilimsel ölçümlerini görmeden inanmayı reddediyorum. Bir ızgaranın üst frekanslara olumlu yönde etkilebileceğini düşünmüyorum pek fazla ama olabilir. Daha çok olumsuz yönde etki etmeyebileceğini düşünüyorum. Anlatabildim mi? Özellikle high end hoparlör üreticileri buna çok dikkat ediyorlar. Çünkü ızgaralar üstleri özellikle sönümleyebiliyorlar. Ya da bozabiliyorlar. Şekillerini değiştirebiliyor o frekansların. Bir difüzör görevi görebiliyorlar. Bundan kaçınmak için buradaki desenin çok irrational olması lazım. Yani saçma sapan bir desen olması lazım. E, düzgün bir şekil olmaması lazım. Rezonansı yol açmaması lazım. Fibonacci herhalde bunu sağlıyor diye düşünüyorum. Yani üst frekanslara en az müdahale ile bu sesin dışarıya çıkımını sağlıyor gibi düşünmek istiyorum ben yumuşaklaştırıyor mu? Bunu bunu ben bilmiyorum. Bunu bana Sony mühendisinin anlatması lazım. Aynısı bir alt model MDR Z7 M2'de de var. Bu kulaklık zaten şeyden başladı. MDR Z7 ondan önce bir tane daha vardı. XB100 mi? XB1000 mi? İlk bu 70 bin metre sürücü ve Fibonacci deseni orada kullanılmaya başladı galiba. Bakarım modeline. Sonra MDR Z7'ye geldi olay. O zaman 500 dolar, 650 dolar da o galiba. O zaman flagship o şu anda. Sonra bir tane de çok ilginç bir kulaklık çıktı ya. Quattro mu? mi? Böyle K, Q ile başlayan bir şey. Çok ilginç bir şey. Bu Yama'nın en son çıkarttığı arkası açık kulaklığa benziyor. Çok AKG'lerin arkası açıklarına benziyor. Değişik bir kulaklık. Amiral gemisi olarak. Bunu çok tutmadı herhalde bilmiyorum. Sonra bu ee, işte Z1R çıktı. Ondan sonra MDR Z7 M2 çıktı. Bir ara da MDR R10 vardı. O kulaklığa herkes aşık olmuştu. O da 1990'larda mı 80'lerde mi ne çıktı o kulaklık. Hala ikinci eli 5000-6000 50, dolara satılıyor kulaklığın biliyor musunuz? İlk çıktığımda 2500 dolar falanmış. İnsanlar aşık olmuş kulaklığa. Resmen aşık olmuş. Bu kulaklığın tasarımı da ona benziyor. Onun dış kabini ahşaptı ama yine oyukluydu. Bu oyuklu. Oraya geleceğim hadi. En sonunda oraya geleceğim. Bu kısım önemli bak. Oraya değineceğiz. Bu arada deforme olabilecek bu yastıkları zamanla değiştirebiliyor olmanın güzel bir tarafı var. Gerçekten kolay çıkılıyor, takılıyor. Bu takma işlemini bir daha göstereyim. Buradaki beyaz noktayla şuradaki beyaz noktayı birleştiriyoruz. Ve diye itiyoruz. Takılıyor. Bak bu sefer kolay yaptım. Bu güzel bir şey. Sürücüyle ve işitsel sistemimizle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra kabine devam ederiz. İşitsel sistemimiz sadece kulak zarımızdan ve kafa tazımızın içinden ibaret değil. Buradaki kulak kanalı şekillerimiz, bu dış çepedeki kanallar akustik açıdan bir öneme sahip ve duyma eğilimimizde bir görevleri var. Şimdi insan kulağının ortalama çapını 65 mm dersek bu Sony sürücüsü 70 mm ile işitsel sistemimizin tamamını kapladığı için burada kulak içi kulaklardan farklı olarak daha doğal hoparlörümsü deneyime yakın daha kapsayıcı bir dinleme deneyimini evritmiş oluyoruz olayı. Bu sürücü bu sistemin tamamını kapladığında siz daha gerçekçi bir enstrüman dinleme deneyimi yaşıyorsunuz. O açıdan. Yani bunu bu ses dalgalarını gerçekten sizin normal şartlarda kullanmanız gereken bu sistemin tümüyle duyabilmiş oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Şöyle bir sürücüden dinlemek var, şöyle bir sürücüden dinlemek var. Çünkü da kullanman lazım. Ben gerçek deri yastıkların da sıcak odalar sağladığını, ses karakterini sıcaklaştıracak odalar sağladıklarını düşünüyorum. Çünkü üstleri, orta üstleri biraz emiyorlar. Dolayısıyla geriye baslar kalıyor. Baslar da dışarı çok kaçamıyorlar bu deri yastıklardan. Çünkü dediğim gibi sönümleyici materyallere yakın bir görev görüyorlar. Arkamda var ya bak. Deri deri de iyi bir sönümleyici materyal. İşte bu yüzden babacım ne oluyor? Ee, yastığın öneminin çok büyük olduğunu da anlıyoruz burada. Buraya ben bu deri yastıklar yerine kadifemsi kumaş yastıklar koysaydım çok farklı bir karakterle karşılaşırdım. Şimdi kabinin dış yüzeyi plastik değil. Buna plastik diyen de gördüm ben YouTube'da. Çok da güzel bir incelemeydi. Adam plastik dedi sonunda. Dokunca soğuk zaten anlıyorsun. Ee, paslanmaz çelik tellerle örülmüş bir kabin. Bak kulaklık simsiyah ya böyle. Bir de Sony kulaklığı ve plastik görmeye alışkınız belki de bilmiyorum. Arkadaşlar çok premium malzemelerle üretilmiş bu kulaklık. Mükemmel bir işçilikle paslanmaz çelik tellerle örülmüş oyuklu dış kabin. Şuralar metal. Şurası metal iç iskelet titanyum. Gerçek deri, dış kaplama, iç gerçek deri. O kadar kaliteli deri ki. Yastıklar deri. Çıkardık yastığı. Sürücü magnezyum ortası. Diyaframın çevresi ise alüminyum kaplama. sürücüyle bu paslanmaz çelik dış yüzeye sahip oyuklu kabin arasında kalan bölgede Kanadalıların yumuşak ağaçlarındaki fiberlerin Japon kağıt işleme teknikleri kullanılarak dönüştürülmüş, mutasyona uğratılmış hava alabilen muazzam bir sön sönümleyici materyal var. Bu böyle kağıtımsı, pamuğumsu ama aynı zamanda ağaç fibellerinden de oluştuğu için akustik açıdan gerçekten sönümleyici bir göreve sahip olabilecek ve doğal bir materyal olduğu için de hava alabilecek moleküler yapıya sahip bir sönümleyici materyal. Bu Sony'nin dediğine göre sahne genişliği algısında da büyük fark yaratan bir materyal. Ama kulaklığı taktığımda ben görüyorum ki Pasif izolasyonunu da mükemmel şekilde geliştirmiş aynı zamanda. Japon evlerinin bazı fotoğraflarını koyarım. Ahşap arası hep bu materyali görüyoruz zaten. Ee, odadaki yankıları, rezonansları sönümleyebilecek süper doğal akustik ee, bir malzeme bu. Kimse bunu görmüyor ama sırf kulaklık hafif olsun diye iç iskeleti de titanyumdan yapmışlar. Gerçekten hafif. 350 gram mı? 384 gram ağırlığında mı ne? Ama devasa bir kabin. Buradaki Yanan sıkma kuvvetini de iyi ayarlamışlar. Bu yanan sıkma kuvveti e, HD 820'de çok düşük güçte bulduğum bir kuvvet. Kulaklıkta hep boşluklar oluşuyor kulakla kulaklık arasında. Burada kafanızı sıkmadan iyi de basıncı dağıtabilen iç e, direnç oluşturabilen yastıklarla bu yanal kuvvet hem güvenli hem de e, kafanızı ağrıtmayacak bir vaziyette. Ağırlık da çok iyi dağıtılmış gerçekten buradaki materyallerin kalın ve büyük yüzey alanına sahip olmasıyla. z 1 e çok konforlu bir kulaklık ya. Bu deri yastıklar yazın sıcak iklimlerde kulağınızı belki terletebilir. Suni deriler kadar kötü değil. Buradaki derinin malzemesi gerçekten cilde çok doğal geliyor. E, çok premium hissettiriyor. Ben çok fazla terleyeceğinizi zannetmiyorum. Ama tabii ki buradaki kumaş. E, mikrofiber yastıklar gibi de değildi. Bunlar terlemeye karşı daha dayanıklı oluyor. Tabi arkası açık aynı zamanda hava aldığı için yine büyük bir avantaja sahip oluyor. Kutu içerisinden iki farklı kablo çıkar arkadaşlar. Bir tanesi 3 metre uzunluğunda 3.5 mm çıkış ucuna sahip balanssız kablo. Bu 6.35 mm dönüştürücü beraber geliyor. Bir tane masaüstü tamfim var. Eski sınıf. Bunda balanslı çıkış yok diyelim. 4.4 mm Pentagon balanslı çıkışı yok ya da 2.5 metre mm zaten olmaz masaüstü amfilerde genellikle. Bu kabloyu ne yapıyorsun? Evinde dinliyorsun. Takıyorsun masaüstü amfine. 3 metre uzunluğun var. Hafif ayağa kalkma payın oluyor. Bir yerden kahveni alıyorsun falan. Takılıyorsun. Kulağından çıkartmana gerek kalmıyor kulaklığı. Ve kabine şeyle döndürmeli yapıyla sabitlenebilen bu kablo ekstra güven veriyor. Taktın. Ne yaptın? Taktın mı? Taktın. Döndürüyorsun. Çat 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 çıkmıyor. Döndürmeli yapı bana ekstra güven sağladı gerçekten. Çok güzel. Hop çıkardık. On numara. Şimdi içinden bir de 1.2 met metre uzunluğunda şunu da göstermeye bir kere daha bahanem olsun böyle. Hop. Uh. İçinde nerede abi? Burada. Çıkardık. Bom. İçinden bir de 1.2 metre uzunluğunda Pentagon. Bu arada Pentagon son icadıdır. Tamam mı? Dört kutuplu balanslı kablo çıkıyor. Bu Sony'nin müzik çağrılarında ya da artık FIO BTR7'de bile var. Yani küçük taşınabilir amfilerde. Bu taşınabilir amfilerin artık vazgeçilmez ucu oluyor. Senazir IE900'ün de içinden bir tane çıkıyor. 4.4 mm uçlu kablo falan. Artık herkes kabullendi bunu. Bu yüzden yeni nesil bir müzik çaların taşınabilir bir amfim varsa bu bunu bu sefer yolda taşınabilir portable senaryolarda kullanıyorsun. Ama ben bunun bir buçuk metre olmasını isterdim. Çünkü mesela Focal'in kabloları da 1.2 metre. Ben bunları da yadırgıyorum. Bana şey geliyor, az geliyor. Yani biraz böyle boyunuzunsa gerildiğin zaman cebinde, cebinde kullanılan size kablo geriliyor böyle. Bunun bir buçuk olması lazım ya da 1.8 metre olması lazımdı. Bu iki buçuk olanında 3, 3, 3, 3, olanında 3 yerine 2.5 ya da 2.2 falan olması lazımdı. Biri çok uzun, biri çok kısa olmuş bence. Ama kablolar birbirlerine karışmıyor. Gerçekten karışmıyor. Çok kolay bir şekilde açabiliyorsun. Dışı gümüş kaplı, içi bakır kaplı. Bir bilmece gibi oldu. İçi bakır, dışı gümüş kaplı. Ee, bunu içinden bir tane şey çıkıyor. İçinden değil. Ee, upgrade edilebilir. Sony'nin bir seçeneği var. Başka bir kablo seçeneği. Kimber. Kimber Cable firmasıyla anlaşmışlar. Örgülü, yumuşak örgülü dış yüzeye sahip. Belki mikrofonik efekti daha az olur. Ki bunda da ben onu hissetmedim. Ee, saf bakır kablo Gümüş kaplı değil. Onun bakırı böyle daha bakır yoğunlukta bir kablo gibi duruyor. Ee, o yüzden belki daha sıcak böyle fine tuning diyorlar ya ses karakterini bir tık daha tınısını değiştirebileceğin, üstlerin parlaklığını bir tık daha alabileceğin daha sıcak yapıda bir kablo olabilir. Dinlemek lazım. Dinlemedim. Şu an sallıyorum. Ama güzel de durur yani. Ee, bu kabloyu Çin'de üretmiş babalarımız ama kulaklık el yapımı Japonya'da üretilmiş. Bu arada 64 ohm, değil mi? Aynen 64 ohm empedans, 100 desibel hassasiyet bu kulaklığın yeteri kadar verimli olduğunu bize gösteriyor. Çok ciddi amfi güçlerine ihtiyaç duymasa da ve Focal Utopia gibi Sennheiser HD800S gibi çok amfi seçici bir kulaklık olmasa da bence seçiyor. Net seçiyor size onu söyleyeyim. YouTube'da herkes seçmiyor diyor da. Abi Astron Körn SR25 de mesela hiç uymadı ya. Kulaklığın karakteri hiç ortaya çıkamadı. Bu orta frekans odaklı, altlarda biraz cılız olan, üstleri de yumuşak olan bir amfi. Bununla işte Diana Kral falan dinlemeye çalışırken bununla bu kulaklık ya ben ne çalıyorum abicim Allah aşkına değiştir şunu falan dedi. Hiç beğenmedi. Ee, ben eşleştiremedim. Tamamlayıcı olamadılar birlikte. Sab baslardaki yoğunluğu özellikle bu sağlayamadı. Ama Kord 2 Z1 Ren'i çok iyi bir arkadaş oldu. Birlikte Nirvana'ya çıktılar. Bunu size söyleyeyim. Çok iyi eşleştiler arkadaşlar. Z1 reyi eğer bir yerden bulursanız muhakkak yanına Kord 2 öneriyorum. 150 tane amfi denemedim bununla birlikte. Gittim Sennheiser HDS KDV 820'ye de taktım. Astronaut SP1000 SP2000'e de taktım. Eee... Başka da bir şey takmadım açıkçası. Macbook 14'üme taktım. Bunun da amfi çıkışı bayağı güçlü aslında. Yine Macbook'ların. E, Hegel h 190ımın amfimin kulaklığı çıkışına taktım. En iyi kod mojo ile eşleştim. Yani taktığım her yerde bu yorumladığım gibi yorumlamazdım. Karakter o kadar değişmiyor ama yine de çok ciddi bir güce ve e, eşleşebilecek bir tonal karaktere ihtiyacı var. Böyle her şeyle eşleştirmezdim ben. Bunu alıp SP 1000inize ya da SR25'iniz gibi cılız bir, yani aslında cılız denmez ama e, orta frekans odaklı alt frekansların yoğunluğunun belli edilemeli edilemeli, edilemeyeceği bir müzik çalara takarsanız zevk yüreğinizden çok memnun olmayacaksınızdır. Bu hobiye ilk başladığınız zamanlarda hep en iyi sese ulaşmaya çalışıyorsunuz. En iyi tonal karaktere değil. En iyi sesin Tınıdan tonal karakterden çok teknik performansa bağlı oluşabilen bir şey olduğunu anlayınca daha yüksek çözünürlüklü, daha detaylı, daha geniş sahneli vesaire vesaire e, modellere doğru evrilmeye başlıyor sizin yolculuğunuz. İşte iye 900 sizi irite ediyor bile olsa parlak tizleriyle onu alıyorsun çünkü en çöz yüksek çözünürlüklü olan o, en detaylı olan o. HD 800S sen mesela normalde hip hop dinliyorsun tamam mı? HD 800 de bunu dinleyemiyor olacak olsam bile sırf dünyanın en geniş sahneli kulaklığı o diye onu alıyorsun. Focal Utopia dünyanın en yüksek çözünürlüklü ve en detaylı kulaklarından bir tanesi. Yani kesinlikle sana uymuyor olsa bile tonal karakteri sırf onu dinleyebiliyor olmak için o parayı veriyorsun. İşin bu kısmı var. Ama bunlara sahip olduktan sonra evinde arka odada topya dinleyip, yolda giderken iyi 900 dinleyip işte böyle aletlerle takıldıktan sonra aradığın şeyin aslında e, seni evinde hissettirebilecek, kulağının hiç yadırgamayacağı müzikal karakter olduğunu hissediyorsun. Evet hd 800 taktığın zaman seni şaşırtabiliyor. Evet, iyiye 9 taktığın zaman böyle değil, böyle dinliyorsun. Ya, var be falan diye. Fakat z 1 bana öyle hissettirdi ki bu müzikal karaktere analitik kulaklık çevremden dolayı öyle ihtiyacım varmış ki z 1 sayesinde ben saatlerce işin müziğin kendisinden keyif alabilmeye bir tık daha yaklaştım. Çünkü bir yerden sonra bu ekipmanlara alıştıkça 7.9'un şimdi yukarıda ama analitik çalan ekipmanlara alıştıkça müzikten çok ekipmanı dinliyor hale geliyorsun. Drake bile açsan bu adamın sesine niye böyle filtre uygulayıp duruyorlar ya diye düşünüp duruyorsun. Bir ses mühendisi gibi çalışmaya başlıyor kafan. Fakat buradaki hatalardan çok müziğin tutkusunu, zevkini Öne çıkartabilecek tonel karakterdeki kulaklıklarla birlikte ise bu Sony MDR-Z1R ile birlikte ise bunu ekipmanı unutup müziğin içine dalabiliyorsun. Buna sana iki tane kulaklık yapar. Bir, aykırı çok parlak, çok sıcak, çok keskin, aykırı bir tonal karakteri bulunmayan ve çok 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 şeffaf ve çok 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 yüksek çözünürlüklü bir kulaklık bunu sana yapar farklı bir açıdan. Bir de yeteri kadar iyi, yeteri kadar yüksek çözünürlüklü, yeteri kadar detaylı. Tekrar yorum videonun başındaki gibi yine de bu üst düzeyde olacak şekilde altını çiziyorum. Ama mükemmel müzikal, bas frekanslarıyla da tamamlayıcı bir karaktere sahip olan, yorucu olmayacak kadar da dengeli, müzikal bir kulaklık bunu sana yapar ikinci olarak da. Bu iş, iş biraz şiirselliğe kaydı videonun bu son kısımlarında ama ben Medere reyi çok sevdim. Keşke Türkiye'de bulabilsem de bundan böyle evladiyelik bir tane satın alabilsem. Evet 3 kHz bölgesi beni bir tık rahatsız etti. Evet 7-8 kHz bölgesi de keşke bazı şarkılarda bir tık daha kısık olsaydı dedim. Ama Kord Mojo 2 gibi D DSP Digital Signal Processing uygulayabileceğim bir amfimde uyguladığım ufak ekolizerlarla ben bu kulaklığı çok güzel kendine getirdim. Ve benim saatlerce kullanmadan çıkartmak istemeyeceğim beni çok etkileyen, karakteriyle beni çok etkileyen bir kulaklık oldu. Ben MDR Zebra'yı çok sevdim. Tekrarlıyorum dünyanın en yüksek çözünürlüklü kulaklığı değil. Daha yüksek çözünürlüklü kulaklık bulursun. Daha geniş sahneli kulaklık bulursun. Daha detaylı kulaklık bulursun. Yani Ütopya'ya alışmış bir insan bunu kulağına takınca bunun çözünürlüğünü yadırgar. ...düşük değil. Ama o kadar yüksek değil. Ama buna alıştıkça alışıyorsun. Bu karakter kendine çektikçe çekiyor. Arkası kapalı olmasına rağmen geniş. Yine de enerjik tizlere sahip, canlı. V karakterli bir sunuma sahip olmasına rağmen... E, ...vokallerin ve gerçek enstrümanların da... ...sahnede çok geride kalmadığı... ...dengeli olabilen bir kulaklık... ...beni çok etkiledi. MDR-Z1R için... ...1600-1700 dolar bence hak ettiği bir fiyat. Ben bu kulaklığa 50 bin lira veririm arkadaşlar. Hep kulaklığı çok sevdim.